Merhaba değerli Moda TV izleyicileri. Spor 52 programına hoş geldiniz. Bu akşam Ünye ilçemizde ilçe müdürlüğü yapan Sayın Aydın Kuyumcu, Gençlik Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu konuğumuz olacak. Kendisine hoş geldin diyoruz. Ve Aydın müdürümden kendisini tanıtmasını istiyoruz. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim. Bizi burada misafir ettiğiniz için Ünye kamuoyumuzu spor adına bilinçlendirmek ve bilgilendirmek adına. Aydın Kuyumcu kimdir? Aydın Kuyumcu Ünye'de doğup Ünye'de şu anda yaşamını devam ettiren, ilkokulunu Atatürk İlkokulu'nda okuyan, ortaokulunu Merkez Ortaokulu, eski Meçhul Asker Ortaokulu'nda okuyan, eski adıyla Ünye Lisesi'nin mezunu olup sonrasında 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitim Yüksekokulu mezunu olan bir kişidir. Meslek hayatımda öncelikle liseyi bitirdikten sonra vekil öğretmenlikle başlayıp sonrasında o zaman o dönemde eski adıyla köy hizmetlerinde göreve başladım. Köy hizmetlerinde hem okuyup hem çalışmalarımızı devam ederken mevsimlik işçi olarak başladım. Genç yaşta memur hayatıma diyeyim veya resmi bir dairede çalışmaya başladım diyeyim. Devamında o zamanki büyüklerimizin kararıyla kurumlar arası yatay geçiş imkanı verildi. Ben de o dönemde beden eğitimi yüksek okulunda okuduğumda mesleğimi daha yerinde yapayım istedim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tercihimi yaparak yatay geçişime başladım. 1997'de Ünye İlçe Spor Müdürlüğü'nde göreve başladım. 5 sene normal memur olarak devam ettim. 5 sene sonra 2003-2004 yıllarında vekaleten ilçe spor müdürü olarak görevime devraldım. O zamanki ilçe spor müdürümüz emekli olmuştu. Sonrasında 2005 yılının Kasım aylarında o zamanki işte büyüklerimin iradeleriyle FATSA'da görev yapmak üzere sportif eğitim uzmanı olarak oraya atandım. FATSA'da 6-7 yıl kadar görev yaptım. Sonrasında 2012'de tekrar Ünye'ye göreve geldim. Vekaleten görevime başladım. 2015 Eylül ve Ekim gibi olması lazım. Asaletim onandı. 2015 Ekim'den bu yana da bugünlere kadar da üyemize asaleten ilçe spor müdürü olarak görevime devam etmekteyim. Evet müdürüm, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Ünye ilçemiz. Ünye ilçemizde spor adına neler yapılıyor? Kaç tane branşımız var? Olimpik sporlarda branşlarımız var. Olimpik olmayan ama federe olan sporlarda branşlarımız var. Kaç antrenörümüz var? Bunları bize biraz açar mısın? Bahseder misiniz? Tabii ki. İlçe Spor Müdürlüğümüz olarak tabii ki biz ilçe spor müdürü olarak öncelikle il spor müdürlüğümüze bağlı olarak çalışıyoruz. Tabii Spor Bakanlığımızda koordineli olarak tabii genel yönetimlerin de himayelerinde oluyor tabii ki bunlar. İlçe Spor Müdürlüğümüzde biz 8 antrenörümüzle şu anda 8 branşta resmi olarak kendimize bağlı olan antrenörlerimizle hizmet veriyoruz. Bu 8 antrenörümüzdeki branşları 2 tanesi boks. Bunlar hep donanımlı antrenörlerimiz. Çoğu geçmiş yıllar kadrolu antrenörler tabii, bunlar. Tabii tabii. Atanmış antrenörlerimiz. Yani evet. Hepsi millilik düzeyinde federasyonlarda görev almış, milli organizasyonlarda görev almış kısmen arkadaşlarımız. 2 tane boks antrenörümüz, bir basketbol antrenörümüz, bir judo antrenörümüz, bir voleybol antrenörümüz, bir halter antrenörümüz, bir bayan tekvando antrenörümüz bulunmakta. Bu antrenörlerimizle birlikte biz koordineli olarak çalışmaktayız. Ama tabii ki bunun yanı sıra da bizim de bazen faaliyetlerimiz ve programlarımız doğrultusunda yetişemediğimiz durumlarda paydaş kurumlarımız var. Tabii biliyorsunuz okul sporları düzeyinde yapılan çalışmalar da vardı. Tabii pandemi dönemi öncesine göre konuşursak. Burada beden eğitimi öğretmenlerimizin ve Halk Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesinde yapılan bazı branşlar var. Orada dışarıda kalıp fevri antrenörlük belgeleri olan arkadaşlarımızla da
Yani bu Milli Eğitim Müdürlüğümüzde ve Halk Eğitim Müdürlüğümüzde paydaş kurum olarak kabul edip bunlarla da değişik branşlarda da faaliyetlerimizi yapıyoruz. Biz tesis noktasında bu kurumdan gelen taleplere biz yardımcı oluyoruz. Ve dışarıdan kalmış olan, atanamamış olan, sertifikası olan antrenörlerimiz de bir şekilde Ünye'de spor adına onları hizmet adına dahil etmiş oluyoruz. En azından ilçe spor müdürlüğü olarak bizim dişimizde kalan bazı çocuklarımızı da onların sayesinde dokunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüzü de bu anlamda da teşekkür ediyorum. Koordineli şekilde bize çalıştıkları için. Şimdi müdürüm zaten bizim de hani spor geçmişinde olan bir kişi olarak söylüyorum. Halk Eğitim ve Gençlik Spor Müdürlükleri herhalde Türkiye'de en koordineli çalışan iki kurum diye düşünüyorum. Aynen, evet. Çünkü İşte halk eğitim, gençlik sporun sahalarını kullanıyor, tesislerini kullanıyor ama onlar da antrenörleri tahsis edip antrenörlerin sigortasını ve maaşlarını saat ücreti istihdam doğuyor ve genç arkadaşlarımıza, atanamamış arkadaşlarımıza da böylece bir ekmek kapısı doğduğuna inanıyoruz. Tabii ki. Biz de Fas'ta usta öğreticilik yaptık yıllarca. Evet, biliyorum. Bu konuda halk eğitimimiz ve milli eğitimimiz, işte gençlik, spor, il ve ilçe müdürlüklerimiz gerçekten takdire şayan çalışmalar var. Evet. Takip ediyoruz bunları. Şimdi müdürüm, tesislerden bahsetmek isterseniz. Ünye'de bizim bireysel sporlar olarak kaç tane tesisimiz var veya kaç tane çalışma alanımız var? Şimdi güzel bir konuya değindiniz. Biz bu pandemi döneminde yani gevşek çalışma dönemleri olmasına rağmen pandemi sonrasına en donanımlı, en bilinçli bir şekilde, koordineli bir şekilde çalıştığımız bir dönem olduğunu anlatabilirim size. Bunun açarsak, şu anda kendilerine de bu vesileyle de teşekkür ediyorum. İl Spor Müdürlüğümüz, öncelikle de müdürümüz ve yine belediye başkanımızın himayelerinde, kaymakamımızın himayelerinde kendilerine, onlara da çok teşekkür ederim. Biz spor camiası olarak büyüklerimize ne ilettiysek, spor camiası gençlerimizin talep noktasında ne önerdiysek devlet büyüklerimiz her zaman yanımızda oldu. Bunu ben nasıl açabilirim? Bu pandemi döneminde mesela şu anda ihalesi yaptı. Bitildi, çalışmalar devam ediyor. Herhalde bir ay sonra falan biter. Çınar Suyu'nda bizim atıl bir sentetik sahamız vardı. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İhalesi bitti. Şu anda askı süresinde var. Cevizdere Spor Kompleksi diye adlandırdığımız, orada iki tane, biri sentetik olmak üzere futbol sahası olan yere, bizim futbol kulüplerimize de bir oraya tesis. Onların konaklama, işte kısmen işte malzemelerini koyabileceği, çocuklarına teorik bilgi verebileceği bir tam teşekküllü bir amatör spor kulüpleri, futbol kulüplerine de tesis yapıyoruz. Tesisleşme noktasında yeni yatırımlarımız da olduğunu söylemek isterim size. Aynı zamanda yine spor salonumuzun üst katında atıl olan bir yerimiz vardı. Oraya da belki Karadeniz'de atıyorum, yani sıralama yapmak istemiyorum. Tabii burada bir kıyaslama da yapmak istemem ama gerçekten Matatenes il temsilimizle görüşmelerimizde çoğu il nazarında çok onlardan daha güzel olan bir masa tenis salonu da kazandık bu pandemi döneminde. Gerçekten tabii bunlar da bir maliyet yani. Bu pandemi döneminde yani Spor Bakanlığımız, yani devlet büyüklerimiz ve siyasilerimizin desteğiyle böyle bir yatırımı da Ünye'mize aldık. Yani kendilerine, burada büyüklerime de çok teşekkür ederim. Samimiyetimle söylüyorum bunları. Bu pandemi döneminde biz Spor Bakanlığı olarak hiç durmadık Ünye'mizde. Şimdi bireysel spor, salon sporlarına gelirsek zaten bizim bir güzel merkezde olması da Ünye adına çok avantaj. Spor salonumuzda yani bilindik, yani sayabilirim tabii ki. İşte kickbox, wushu, işte judo, tekvando, karate, o da sizin de önceliğinizde olmuştu. Yani daha önce, gerçi bu ara için pandemi döneminde durdu o branşımız ama inşallah yarın bugün o da sizin önderliğinizde il temsilcisi olarak inşallah yardımcı olacaksınız. İnşallah. Zaten antrenör talebimiz de oldu. İnşallah. Stadımızın altında bir kısım yine şeylerimiz var. Zaten notumu aldım, oraya geleceğim. Orada da var. Orada da haltere başlattı. 3 yıl oldu işte. 4. yılına giriyor. Orada da mesela 3 yılda Ünye adına, bir ilçe adına çok büyük başarılar aldık. Dünya şampiyonluğu bile aldık gençlerde. Evet. Orada notlarım arasında var sayın müdür. Tekvando yapıyoruz. Ayrıyeten de ben yani Step Aerobic adı altında da çocuklarımızı spora teşvik ederken evdeki büyüklerin de spora teşvik edip çocuklarımızın arkasında durabilmeleri noktasında
Tabii burada belediyemiz de çok desteği oldu. Orada bir Steba Aerobik Salonu çevirmek adına oraya bir Steba Aerobik Salonu aynalarla yapılarak, müzik tesisatı kurularak evdeki annelerimiz oturmasın projeleri kapsamında. Bu tür çalışmamız da var. Ev annelerimizle de orada çalışma yaptık. Ama pandemi döneminde yine tabii şu anda o askıda kalındı. Çünkü az sayıda almak durumundayız. Veliler de çekiniyor, gelemiyorlar. Esas nokta şu anda, bu da yeni bir bilgi. Şimdi il müdürümüzün başkanlığında, önderliğinde il nazarında yapılan bir çalışma. Ünyemizde de çok yerinde olduğunu düşündüğüm bir çalışma. Daha geçen hafta kendileri bizi ziyaret ederek, biz kendi tesislerimizde ve müdürlüğümüz ve antrenörlerimizle yerimizde durup çocuklarımızı bekleyip, okullar zaten kapalı, gidip orada öğrenci şeyimizi alamamakla beraber dedik ki durmayalım. Milli Eğitim Müdürümüz de bu konuda bize yardımcı oldular. İlçe Milli Eğitim Müdürüm ve Spor İl Müdürüm ve beraber biz belirlediğimiz bazı pilot okul var, 7 tane. Ünye'nin çeşitli merkez mahallelerinde. Buraları spor branşı salonları açıyoruz. Bütün masrafları da İl Müdürlüğü Spor Bakanlığı olarak yapacak. Malzeme yardımları da yapıyoruz. Ve bu okullarımızı da branşlaştıracağız. Yani atıyorum işte Fevzi Çakmak İlkokulu'nu masa tenisi olarak görüyoruz. İşte Taner Kart okulumuz var. Şimdi bu hafta içi veya pazartesi günü antrenörlerimiz gidecek. Bu okullarımızın branş ismini verecek Ahmet Bey. Bu noktada da salon olarak da çocuklarımıza sporu teşvik etmek noktasında yerinde bir yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Sayın Müdürüm, bunu biz İstanbul'da yıllarca spor atıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok güzel yaptı. Her Evet. okulun bahçesine bir spor salonu yapıp ve oraya aşağı yukarı dediğim gibi özellikle branş okulları tahsis etti ve Evet. branşlarda bu çok güzel oldu. Benim asıl söylemek istediğim buydu. Ben de buraya ilk geldiğimde 2014 yılında, 2015 yılında okullarda başladım. Evet. Ve okullara gittiğimde bana şöyle diyorlardı. Ya okulda karate mi olur? Yani. Ya müdüre gidiyordum. Müdürüm ben bu okulda karate yapıyorum. Ya öyle bir şey mi olur? Biz öyle bir şey bilmiyoruz dediğinde Gibi. tabii biz bunu o zamanki valiliğe bir proje şeklinde sunduk. İki okulda Fatsa'da başladık. Sonra diğer branşlarda başladık. Evet, Bizi biliyorum. mutlu Takip etti. ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim bu konuda. Biz ana sınıfına kadar sporda inmek Evet, zorundayız. Yani esas olan. orada bir ikincisi de müdürüm haddimize değil belki ama daha önce spor taramaları yapılıyordu okullarda. Evet, Sporcu evet, taramaları evet, yapılıyordu. evet. Bu taramalarda şöyle bir sıkıntı yaşanıyordu. Siz de beden eğitimi öğretmeni olduğunuz Evet. için. Çünkü hangi branşa yetenekli olduğunu o branşlarda eğitmenler, uzmanlar olursa anlarsınız. Tabii ki Her vücut branşın yapısına göre. Tabii. yeteneğini her beden eğitimi öğretmeni veya her karate antrenörü veya her basketbol Aynen. antrenörü bilemez. Aynen. O şekilde çünkü her teknikler farklı, çıkışlar farklı. O yüzden bu tezinizi okullar konusunda sonuna kadar destekliyorum ve takdir ediyorum. Sağ olun. İnşallah tüm arka özellikle Ünye Fatsa artık Evet. kendini aşmış ilçe olarak Evet. kabul ediyoruz. Evet. Arka ilçelerimizde de bu tür faaliyetler İş. yapılır ve İş. bir sürü de genç beden eğitiminde mezun olan arkadaşlarımız, antrenörlük belgesi olan arkadaşlarımız en azından halk eğitim bünyesinde de olsa Tabii. oralarda bir O, ekmek kapısı açılır. Temennimiz bu yöndedir müdürüm. evet, onu da il müdürlüğümüz bünyesinde o çalışmalarda küçük arka ilçelerimizde yapılıyor. Sertifikalı arkadaşlarımız yönlendiriyor. Kısmen biz yine oralara antrenör atıyoruz. Onlar da oradaki okullarımızda kısmen o çalışmalar yapılıyor. Evet müdürüm. Salonun altındaki garaj kısmındaki olan bölüme gelelim. Ben de Ünye Gençlik Spor Hizmetleri'nde Spor İlçe Müdürlüğü'nde bir dönem karate çalıştırdığım Evet. için biliyorum. Okçuluk var. Beni en mutlu eden orada başka bir şey var müdürüm. Engelli kardeşlerimizin orada bir yer olması. Evet. Biraz halter falan deneyeceğim ama bu engelli kardeşlerimizle ilgili yapılan faaliyetlerden bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi orada da güzel bir konuya değindiniz. O zaman Engelliler Dernek Başkanımızı yapmış olduğumuz işareler doğrultusunda benden bir sportif bir branş yapmak adına, o zaman kısmen kendileri yapıyorlardı ilçe stadında, bir yer tesisi noktasında talepleri oldu. Tabii ben de o dönemde onlara daha güzel bir ortam bulmak adına atıl durumda durulan bir sığınak yeri diye isimlendirdiğimiz bir yer vardı. Burası olabileceği noktasında kendilerine oraya gittik, beraber karar verdik. Orada bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Kendileri de çok sevindiler. Ama ben şimdi belki ileriki dakikalarımızda bir esas konuya da değineceğimiz gibi, burada ben okçuluk sporundan
yaptığımdan ziyade orada ne gördüm biliyor musunuz Ahmet Bey? Belki o anda ben de öngörmedim. Yani onu da samimiyetimle söylüyorum. Ben spor olarak da baktım tabii. Bunu görmedim ama ben esas konuya değindiğimi, yani esas da ben derken yanlış anlaşılmasın tabii. Devletimiz ve spor ilçe müdürümüz ve o zamanki devlet büyüklerimizin desteğiyle yapmış olduğumuz salonumuzun esas bir noktaya, sosyal bir noktaya, kültürel bir noktaya değindiğini gördüm. Nasıl? Zaman içinde engelli olup evinden çıkmayan, engelli olup diğer engel arkadaşlarıyla görüşmek isteyip görüşemeyen arkadaşlarımızın bir sosyal alanına döndüğünü gördüm. İlişkiler yumağı olduğunu gördüm. Arkadaşlıklar olduğunu gördüm. Ve benim bildiğim orada iki tane engelli kardeşimiz birbirleriyle tanışıp evlendiklerini gördüm. İşte bu bana yetti bir ilçe müdürü olarak. Yani bu... Burada bir iki tane aile kuruldu. Evet. Ve bunun gibi çok güzel şeyler oluyor orada. Bu okçuluk sporuyla alakalı da kendileri spor anlamında da anlatmam gerekirse çok profesyonel anlamda da çalışıyorlar. Yani bu anlamda da engelliler kulüp başkanımız Nihat Yerlikaya'yı ve arkadaşlarını ve yönetim kurulu üyelerini de tebrik ediyorum. Neden? Yani biz burada 3-4 yıllık bir belki engelli okçuluk müsabakası ve engelli engelsiz de yapıyoruz aynı zamanda. Evet. Bu çalışmaları yaparken atıyorum 20 yıldır, 15 yıldır bu sporu yapan kulüplerin önüne geçtik. Türkiye'de ilk 7'lere, ilk 8'lere yerleştik Ünye ilçesi adına. Yani bu da bize çok güzel bir geri dönüş mutluluğu yaşattı. Müdürüm, siz Gençlik Spor İlçe Müdürüsünüz. Gençlik Spor İlçe Müdürü denildiğinde sadece o tesislerin müdürü değildir bana göre. Tüm ilçedeki kulüplerin ve spor faaliyetlerinin müdürüdür. İlçedeki kurulan özel kulüplerle diyaloglarınızı nasıl tutuyorsunuz? Bu pandemi döneminde sporculara ilişkileriniz ne oldu? Antrenörlerle istişareler yaptınız mı? Onlara ara ara arayıp hal hatır sordunuz mu? Veya onlarla birlikte ne bileyim bir toplantı internet üzerinden bir toplantı yaptınız mı? Bu pandemi dönemini nasıl geçirdiniz? Güzel bir soru sordunuz. Çok teşekkür ederiz. Teslimleşme noktasında anlattığımız gibi tabii bizim genel pandemi kısıtlaması sonucu bakanlığımızın talimatları ve il spor müdürlüğümüzün himayelerinde tabii ki biz hiçbir zaman da durmadık. Antrenörlerimiz evlerinde de olsa, salonlarında da olsa biz internet ağı kurarak çocuklarımızı online spora yönlendirerek veriyle online görüşülerek antrenörlerimizin denetiminde ve aynı zamanda yapmış olduğu online sportif aktivitelerini kendi il müdürlüğümüzün kurmuş olduğu online bir programla il müdürlüğümüz bile kendi çocuklarla yüz yüze temasta kurup internet üzerinden antrenörlerimizin de denetimini yaptık. Hiçbir zaman pandemi döneminde çalışmalarımızı hiçbir zaman geri adım attırmadık. Aynı normal düzeydeymiş gibi uzaktan da olsa yani çocuklarımızın ev ortamlarına kadar kendi çalışma odasını soğutmamak adına onları en azından bir hoş sedayla bir arada tutmaya çalıştık. O çalışma hala devam ediyor. O da çok güzel. Onun karşılığında görüyoruz. Çok mutlular. Kulüpler noktasında da tabii ki diğer dışarıda kalan branş olan kulüplerin futbol olsun yine tekvando kulüplerimiz var. Yani yine yani aktif olan voleybol kulüplerimiz var. Hala hazırda maçı olan kulüplerimiz var. Voleybol Kadınlar Ligi'nde kulübümüz var. İstişare halinde onların da dertlerini dinleyerek onlara da yardımcı oluyoruz. Tesisler noktasında yardımcı oluyoruz. Malzeme noktasında çok yardımcı oluyoruz. Hele bu dönemde şu anda bak okullarımızı da tarayarak çok önümüzdeki işte Mart, Nisan ayı gibi bütün kulüplerimize ve okuldaki yapılan bütün spor branşlarınıza yani şu anda bizim aktif olarak yani 34 gibi görünüyor ama 28-29 tane aktif kulübümüz var. Bütün branşlar içinde olmak kaydıyla hepsine malzeme yardımı yapacağız. Bu anlamda da bütün kulüplerle ilişki halindeyiz. Bunlar güzel gelişmeler tabii ki. Evet. Bizi de mutlu eder. Hem kulüp başkanı hem il temsilcisi olarak. Tabii ki. Siz de içindesiniz konunun. Bu arada mesajlarımız var. Bize Facebook üzerinden arkadaşlar, izleyicilerimiz mesaj atabilirler, sorular sorabilirler. Sayın müdürümüzü burada yakalamışken sorularınızı sorabilirsiniz ve mesajlarımız var müdürüm. Bunları bir okumak istiyorum. Ayhan Angın, selamünaleyküm, hayırlı yanlar dilemiş ve sonrasında sorarsanız sevinirim Ahmet Hocam. İyi akşamlar. Başarılar diliyorum. Güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Sayın misafirimize sormak istiyorum. Dünyaca ünlü başarılara imza atmış bir antrenör vardı. Allah rahmet eylesin.
idareden yapılmadık zulüm kalmadı deniyor. Acaba bu vicdanlar vicdan azabı çekiyorlar mı, yürekleri sızlıyor mu demiş ve sorarsanız tüm sevdikler adına sevinirim, olayın incelin demiş. Yine Hakan Yıldız. O soruya girmek istiyorum. Dağılmasın. Tamam, dağılmasın. Yani girelim, kamuoyunda kimler neden böyle bir algı yapıyor bilemiyorum. Yani o rahmetli değerli büyüğümünle olan ilişkilerimi ben birebir de kendim de biliyorum, etrafım da biliyor. Belki bizim, yanlış yönlendirmeler yani, vardır. Yani evet. O bizim tabii bak o bizim üyemizin, ben her zaman kendisiyle de görüşmüşümdür. Yani yanımızdaki arkadaşlar da bilir. O bizim üyemizin her zamanki gururdur. Belki 40 yılını, 45 yılını bu spora vermiş değerli büyüğümdür. Her kesinlikle, zaman ben onu büyük olarak görmüşümdür. İsmini hatta, de zikredelim. Hem de rahmet okuyalım. Yani Kenan Allah Balcı rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Şimdi, sporla yaşayıp tabii, sporla tabii. Şimdi geleceğim abi konuya. Sayın rahmetli Kenan hocamız dediğim gibi o spora kendini adamış. Başarıları da vesile olmuş. Üyemize en azından çok dokundu. Gençlerimiz var. Yani hiçbir şey olmasa başarılardan ziyade onun sayesinde millilik alıp üniversitelerde okuyup hayatını idame ettiren çocuklarımız var. Hakkını helal etsin. Bütün sporcularına inşallah. Bizlerim de hakkımız varsa ona helal ederiz. Şimdi o denilen bahsedilen konuyla alakalı. Şimdi Kenan hocamızın zaten o dönemlerde biz kendisi kulüp olarak çalışıyordu, destek oluyorduk. Halk eğitim üzerine çalışıyordu, destek oluyorduk. Hatta bunu onurlandırmak ve güçlendirmek adına onun da kendine göre büyükleriyle, bizim de o zamanki siyasi büyüğümüzle, o dönemin siyasi bir işare ederek Kenan hocamızı işin içine sokmak adına maaşına bağlı yani kadrolu işe başlaması adına noktasında da çok yardımcı olduk. Ve kendisini kadrolu il müdürlüğümüz bünyesine dahil ettik. Şimdi o bahsedilen konuyla alakalı şimdi... Kulüplerimiz bizde spor şeylerinden, binamızdan odalar istiyor. İşte temsilcilik odası. Temsilcilik odası. Böyle bir binamızın böyle bir, şöyle bir imkanı yok. Müydüm? Sözünüzü kestim bir şeyle. Kulüplere temsilcilik verilmez. Temsilcilik sadece branşların il temsilciliklerine veya ilçe temsilciliklerine yani, verilir diye biliyorum. Doğru mu? Yani kulüplere verilmiyor. O benimle alakalı değil. Antrenman olarak şey, yapabilir. Yani salon talep olur. Temsilcilik yani, verilmez. Yani. Evet. Çünkü o bahsedilen konuyla alakalı da bizim zamanında işte Kenan Hoca o zaman bizde antrenörlerimiz o kadar yoktu. Yoğunlukta değildi. 2 tane, 3 taneydi. İşte 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye çıkınca bizde de bir antrenörler odası talebi doğdu, ihtiyacı doğdu. Çünkü şimdi memur odasına girdiği zaman en azından biz düşündük ki velilerimiz girdiği zaman antrenör odasında antrenörlerle en azından 2 tanesiyle muhatap olabilsin. Belki bazıları antrenmanda olabilir, başka çalışmalarda olabilir. Kendi branşlarıyla alakalı donanımlı bir arkadaşlarımız muhatap olsun ve çocuklarımızı, velilerimizi yönlendirme noktasında biz oraya bir antrenör odası yaptık. Yapalım dediniz. Yaptık. Bütün antrenörlerimiz de orada oturuyorlar. Dolayısıyla Kenan hocamızı da biz yani antrenör olarak çalıştırdığımız için ona da orada antrenör odası olmasını söyledik. Ama orada tabii... Halkımız şimdi tabii duygusal bakıyor olabilir. Oradaki şimdi küçük bir odada yani niye oradan çıkartıldı, niye oraya alındı noktasında duygusal bakıyorlar. Orada soyunma odası ihtiyacı da olduğu için biz orayı kısmen belki şimdi yeni atanacak oda. Biz bunu Kenan Hoca ile de izah ettik ama Kenan hocamız o zaman duygusal hani ben buradan çıkmayayım noktasında. Ama bu sefer şimdi bu sefer diğer antrenörlerimiz de kendine göre temsilcilik odasını ayrı ayrı kendilerine oda isteme ihtiyacı doğuyor. Biz de yani şimdi... Şöyle bir şey diyeyim, vicdanlara girdi ama yani bir de devletin bir sistemi var. Yani. Bir müdürlüğün bir çalışma sistemi var. Bu yapılan şeyler hiçbir şey şahsi değil. Egoyla da değil. Biz çocuklarımız için burada varız. Şahıslar için yokuz. Yani biz burada devlet olarak sistemimizi kurmak zorundayız. Bu soruyla yani bu cevap bu herhalde verilmiştir. Yoksa burada bir art niyet yok. Kenan bizim abimizdir, büyüğümüzdür her zaman. Allah rahmet eylesin. Bu da bilinsin istiyorum tekrar yani. Tekrar mekanı cennet olsun. Ben İyi o konuda vicdanen rahatım. Yani biz ona derken yani bütün antrenörlerimizi evet. Orada verdik zaten. Evet. Hakan Yıldız abimiz. İyi yayınlar. Aydın Bey Ünye gençliğinin başına geldikten sonra Ünye Gençlik sporla ilgili büyük bir ivme kazandı. Ünye Gençlik Spor çok işlerde lider konuma olup iyi yaptığı Altın Ordu merkezde yapılması için onaylanan siyasi ayak oyunlarına karşı dik durmasını istiyorum diyor. Yani
Bu nedir bilmiyorum ama siyasi ayaklara karşı dik. Yani ben bilmiyorum, öyle bir ayak görmedim de yani. Ünye'de yapılma, ha, buraya atlamışız müdürüm. Çok affedersiniz seyirciler. Ünye'de yapılması gereken musabakaların diyor Altın Ordu'ya alınması diyor. Burada kısaca Hakan abime ben cevap vereyim. İl Ya o temsilcisi konuda olarak. bilgim Sonrasını yok. siz devam edin. Bilmiyorum, öyle bir konu bilgim yok yani. Şimdi maçları düzenleyen il temsilcileridir. Evet. Birey sporların il Bizim öyle bir temsilcileridir. sıkıntımız olmadı ama Evet. Ahmet Hocam. İşte sporcuların il temsilcileridir. İl temsilcileri federasyona, Yani. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Yani yani. programlarını, yıllık programlarını yazar Yani ve yani. yapacağı faaliyetleri de hangi ilçede, hangi ilde yapacağını Tesislere yazar. göre. Tesislere göre Araya yazar. gireyim. Bir de biz buraya istesek bile diğer branşlardaki faaliyetlerimizden dolayı o üçüncüyü buraya biz Yani alamıyoruz. şimdi Neresi uygun olursa ona göre tercih ediliyor. kişiler tabii branş Artık Ordu Ünye yok. biz Ordu büyük var. bir ordu varız. Ordu, Büyükşehir Fatsa, var. Büyükşehir Büyükşehir var. var. Yani Yok. sizin Ben bakılmaması lazım. örnek vereyim. Bu konuyla ilgili hem cevap olsun, siz yine verirsiniz müdürüm. Ben Karate Federasyonu il temsilcisiyim. Yıllık faaliyet programı 12. ayda yazarım. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gönderirim. Evet. Federasyonun onayını alırım. Ve bu bir şeyde programımda hangi ilde hangi maçı yapacağımı ve iller arası veya il veya Türkiye yazarım veya uluslararası yazarım. Ve o salonları bilirim, gezerim. O salonların hangisi bana verimliyse o salonda o maçımı yaparım ki 2018'de ben Hazar ve Karadeniz Ülkeleri Şampiyonası yaptım Fatsa'da. Evet. Yani il temsilcileri isterse ilçe müdürlerinin burada çok yetkisi yok çünkü. Genelde il müdürlüğü ve federasyonların onayından geçiyor diye biliyorum. Yanlış mıyım? Evet. Doğru mu biliyorum müdürüm? Evet. Siz de şey derseniz. Bu konuda biraz il temsilcileri çok çalışması gerekiyor ilçelerine maç alabilmek için diye düşünüyorum. Buyurun müdürüm. Şimdi o konuyla ilgili ben yine kısa yorum yapayım. Bakın Sonra öbür belki geç, bak şeylere geçeceğim. Siz geçmişte, devam bakın edin. Ahmet Bey, geçmişte şimdi sağ olsun zaten kendisi giriş yaparken de onu kendisi de belirtmiş olduğu değerli Hakan abimiz diyeyim. Geçmişte belli branşlarda faaliyetler belki alıyordu. İl bazında da belki az alıyorduk. Evet. O zaman olduğu zaman hani belki ilçeleri bende oynansın, sende oynansın yarışı olabilirdi. Ama şimdi çok il bazında da çok bütün branşlarda faaliyetler alınıyor. Kendi içimizde olan bazı faaliyetler olduğundan dolayı bizim bazen bize ilden soruluyor. Biz bazen alamıyoruz. Öyle faaliyetlerimiz oluyor ki diyor ki sana işte atıyorum Yoğunluktan tabii dolayı yoğunluktan dolayı saatimiz uymuyor. ki bunu ben de yaşadım biliyorsunuz Yani okul artık o sporlarına kadar üye yoğunuz almıştım. ki Evet. yani artık bunu şöyle bakmak zorundayız. Orada olarak bakmak zorundayız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Konu bu. Cavit Aslan hocamız, Ahmet hocam hayırlı yayınlar diliyorum. Konuğunuz ilçe spor müdürümüze selamlarımı iletiniz. Müdürümüze amatör spor kulüpleri adına ilçemize yapmış olduğu spor adına çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Müdürümüz planlı çalışmalarıyla gerçekleştiriyor her şeyini diyor. Ondan sonra Metin Tümtürk Ünye Futbol Evet. Kulübü olarak teşekkürlerimiz ile birlikte Aydın müdürümüze başarılar diliyorum. Çalışmaların devamını diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum demiş. Ayhan Angın tekrar bir şey yazmış. Kusura bakmayın. Kaç metrekare antrenörlük odası nefes almaya bile zor, rahat olun demiş. Ondan sonra Tam oradan aldık işte. Kaç Murat metrekareden aldık? Büyük Berke odaya Özkaya getirdik. iyi yayınlar, başarılar. Aydın Bey'e selamlar demiş. Evet müdürüm. Şimdi tabii ki spekülasyonlar olacaktır. Yani. Kimseyi memnun edemezsiniz. Evet, Ama aynen. Kenan hocamızın gerçek anlamda Ünye için yetiştirdiği sporcular, verdiği hizmetleri siz söylediniz, Evet. takdir de ettiniz. Biz de takdir Tabii ki ediyoruz. canım. Ba O branş, kaçınılmaz o. bizim branşımız olmamasına rağmen iyi bir Tabii 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 takipçisiydik. tabii Biz kesinlikle. kendisiyle 87-88 yıllarında Yani. beraber spor yaptık. Yani Allah mekanını cennet Ben eylesin. de kendisini çocukluğumdan beri Ben tanırım. şunu diyorum müdürüm. Biz vefat edilince bizim için kıymetli olmamalı. Evet. Vefat etmeden önce bizimlik kıymetli olmalı ki Evet. değerini bilelim diyorum. Evet. O yüzden de şu anda duadan başka Kenan hocamıza Yani. yapacağımız çok bir şey yok diye düşünüyorum. Biz konumuza dönelim. Halter müdürüm. Evet. Halter dünya şampiyonu çıkarttı. Ünye Evet. ilçemiz. Tabii ki biz şu an Ünye'yi konuştuğumuz Tabii için ki, tabii ki. diğer il ve ilçeler buna Tabii alınmasınlar. ki yani. Ordu adına yarıştı Yani. oradaki ve Türkiye adına yarıştı. Aynen. Türkiye'nin bayrağını göndere çektirdi. Bizim kırsaldaki de bir, Ünye merkezdeki de bir, Ordu merkezdeki de bir. Bizim için önemli olan o ay yıldız bayrağını Türkiye. göndere Biz çekilmesi. Türkiye'liyiz. Türkiye bunun Evet. için bir kardeşimiz dünya şampiyonu oldu.
ve şu anki çalışmalarınız halterde nasıl gidiyor ve bu kardeşimiz şu an size nasıl bir onur yaşattı? Çünkü ilçe müdürüsünüz, tabii ki, onun tabii müdürüsünüz. Tabii ki. Mutlaka tabii böyle ki bir onura olmuşsunuzdur. Tabii ki. Yani tabii bu çalışmalarda biz tabii makam olarak bizler gelip geçeceğiz. Burada emek veren, arkasında desteği olan antrenörümüz, hatta ilk temsilcimiz Cumali Tekin'i de burada göz ardı etmemek lazım. Kendisine de burada çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda özellikle de il spor müdürüme halter branşında da ayrıca teşekkür ediyorum. Halter hocamız geldiği zaman ilk Ünye'yi tercih etti. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Hemen ona tahsisimizi yaptık. Arkadaşımız da ikinci yılında böyle bir güzel başarılara kazanmış oldu. Yalnız tabii bu çocuklarımız belli bir başarıya gelince tabii büyük kulüpler hemen peşimize düşüyor tabii. Biz bunu büyükşehir bünyesinde çok değerlendirmek istedik. Tabii çocuğumuz da yani beni mesela şöyle bir ikna etti vicdanen. Sayın müdürüm orada okuyacağım. Beden eğitiminde okuyacağım. Gazi Üniversitesi'nde okuyacağım. Oradaki kulübe gitmem benim için daha hayırlı olur. Buralarda ben duramam gibi. Böyle bir talepleri oldu. Tabii biz de büyüklerimizden işare yaptık. İl spor müdürümüz, hatta kaymakamımızla da beraber işare yaptık. Çocuğumuzu burada tutmak noktasında çok çalışmalar yaptık. Ama çocuğumuz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni tercih etti. Başarısından sonra şu anda faaliyetlerini de orada yapıyor. Bu dünya şampiyonumuzun altında da çok Türkiye şampiyonlarımız, bayanlar, halter şampiyonlarımız falan da var. Yani halter noktasında iyi, çok iyi. Bizim Anadolu'daki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Güreşçilerimiz yetişiyor, judocularımız yetişiyor, haltercilerimiz yetişiyor, tekvandocularımız yetişiyor. Ama bir gün bir bakıyorsunuz bir büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir kapmış ve emeği harcayan, emeğini affedersin hamurunu yoğuran ve pişirmeye gelince işte yemesi başkasına düşüyor diyorum. Biraz kaba tabir oldu belki ama üzülüyoruz. Gençlerimizin gerçekten ilimizde... netice böyle şu var. Onlar Avrupa şampiyonu zaman Türk bayrağını dalgalandırıyorlar ama benim içimi sızlatan şu, burada kalmaları. Buna biz büyük şehiriz. Buna evet. Buradan da Hilmi Başkanımıza seslenmiş olalım. Kesinlikle. Bu tür değerleri başkanım mutlaka büyük şehir bünyesinde bireysel olarak böyle değerlendirsinler ki göndermesinler. Evet. Burada kalsın. Ordunun adına yarasınlar. Ordunun ismi duyulsun, ilçelerimizin ismi duyulsun. Buna bizim çok ihtiyacımız var müdürüm. Tabii ki var. Yerelde şöyle mesela dışarıdan sporcu transfer edip 10 milyarlar, 12 milyarlar maaş verip de yani ordumuzu adını bazı branşlarda geçme noktasında olmaktan ziyade bizim ordu ilimizde çok büyük potansiyel var. Biz yerli çocuklarımızın başarısını daha güzel noktada, Türkiye noktasında, Avrupa, dünya noktasında yayabileceğimizi göstergesini zaten kazandık. Ama burada değinmek zorundayım. Bu çocuğumuzu biz öyle şeyler yaptık ki şimdi isim vermemiz olur mu bilemiyorum ama yani borsa başkanımızla istişare yaptık. İşte bazı iş adamımız Ünye Madencilik'le istişareler yaptık. Bu çocuğumuza maddi manevi olarak biz dışarıdan sponsor bularak onlara da burada çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok destek oldular. Hatta aktif spor hayatı boyunca maaşa bile bağlandı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi ile görüştüğüm sürelerde ve Büyükşehir bünyesine de alınacaktı. Ama çocuğumuz biz de aynı biraz önce siz şöyle bir kelime kullandınız. Şöyle ikna olduk. Büyüklerimizi de tabii işare ederek tutamadık. Velisini de ikna edemedik. Orada okuyacağım. Orada üniversitede okuyacağım. Dedi. Yani biz de fazla artık yani zorla da kimseyi tutamadık. Çocuğumuz öyle kaybı. Ama yerelde o çocuğumuzu her şekilde buna, biz elimizden geleni yaptık. Buna katılıyorum müdürüm. Kesinlikle. Bunda sıkıntı yok ama bakın bizim İzmit'te okuyup da İzmit'te spor yapıp da Büyükşehir Belediyesi adına maçlara çıkan sporcularımız var. Yani anladınız mı demek istediğimi? Tamam. Orada okusun. Velisini de ikna edemeyince biz yani, bari dedik ki yani en azından Türkiye bayrağımızı şahlandıracak Türkiye'li olsun dedik. Hani ordulu olmasın da Türkiye'li olsun. Türkiye'li dedik. Olsun. Türkiye zaten. Yani, hani misal yani. Müdürüm Fatsa Ünye ilçe müdürlükleri. Biraz bunlara değinmek istiyorum. Evet. Çünkü 100 binin 120 binin üzerinde resmi nüfusu olan bir ilçe bunlar ve arkada da küçük küçük ilçelere bulunan mahalle belde olup da mahalleye dönen mahalleler olan bir ilçeler. Evet. Ama bu resmiyette bu ama aslında baktığın zaman Ünye'de iş yapıp Ünye'de çalışıp ama kendi ilçelerinde ikametlerini
devam ettirenler de kayarsak 130 binlerin üzerine çıkıyor diye tahmin ediyorum. Maça gidiliyor ve Ünye ile Ordu'nun arası yaklaşık 70-75 kilometre midir nedir? Kilometre olarak. Yani işte o aralarda. O aralarda. Yani. Olur alınacak. İşte mutlaka ile gitmesi gerekiyor. Veya işte tesisler konusunda bazı şeyler yapılacak. Burada ilçe müdürlükleri artık bana göre il müdürlükleri gibi çalışması gerekmiyor mu? Yani olurların buradan verilmesi gerekirse ilçe müdürlüklerine birer tane en azından birer tane yardımcı şube müdürleri verilmesi gibi şeyler olursa bilmiyorum kanunun nedir ama bu Ahmet Karaca evet, bunu kendi evet, fikri olarak evet, söylüyor evet, şu anda. Evet. Siz bu olaya nasıl bakarsınız? Veya şöyle bu bir şeydir, öneridir, konuşuyoruz. Evet. Bunun tabii, bir siyaya siyaya yoktur. Biz yani. Zaten spor olarak ben siyasete kesinlikle karşıyım. Siyasete bulatmasına karşıyım. Ben size bir karate federasyonu il temsilcisi olarak evet. bu programın moderatörü olarak soruyorum. Anlaştık. Ve istişare yapıyoruz. Şöyle bir şey. Tabii artık hele yani Fatsa, Ünye gibi ilçelerimiz işte yani siyaset yapmıyorum dediniz ama şu anki yani siyasi irade diyeyim veya devletimizin şu anki yapmış olduğu hizmetler doğrultusunda spor bakanlığımız o noktada bence diğer bakanlıklarının hani ilk üçlere ilk dörtlere girebilir çok güzel hizmetler alıyoruz. Bu hizmetleri almamız noktasında da ilçe müdürlüklerinde artık ivmeler çok yükseldi. Gerçekten yani siz istemezseniz bile sivil toplum örgütleri sizi itikliyor. Bir talepler oluyor. Kamuoyundan bir talepler oluyor. Bu anlamda da biz çalışmalarımızı genişlettikçe de faaliyetlerimiz çoğaldıkça da personel ihtiyacı doğuyor. Doğmuyor değil gerçekten. Ama tabii ki şimdi öneriyorsunuz. Tabii ilçe spor müdürü olup yanında bir şube müdürü veya bir yardımcısı veya bir sekreteryası gibi bir veya bir hizmet araçları gibi bir ihtiyaç oluyor. Çünkü şehrin bir ucunda bir tesis, öbür tarafta bir tesis. Onlar da kendi içinde zaten bambaşka bir ilgi alaka isteyen tesislerimiz. Öneriniz güzel yani ve daha da güzel olur, daha da dokunur diye düşünüyorum. İnşallah temennimiz böyle. Biz spor için ne varsa yapmaya hazırız. Spor için biz fizikimizi spora, bedenimizi spora borçluysak beynimizi de spor için çalıştırmak zorundayız diye düşünüyorum diyorum. Evet. Hasibe Koyun, karate branşı ile ilgili hoca ataması ile ilgili bir çalışma var mı acaba? Geçen yıl Ordu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne başvurumuz olmuştu ve listeye bununla ilgili talep iletilecek denilmişti. Evet, 3 antrenör yazıldı. Şu anda istemi yazıldı Spor Genel Müdürlüğü'ne. Benim bildiğim doğru mudur müdürüm? 3 tane antrenör. Bunlardan bir tanesi Ünye için istendi. Bir tanesi Ordu Merkezi için istendi. Belki bir tanesi de Fatsa ilçemiz için gelecektir. En kısa zamanda bu atamalar da yapılacaktır diye düşünüyorum ama müdürümün bu konuda söyleyeceği bir şey varsa Hasibe Koyun hanımefendiye buyurun müdürüm. Kamuoyunun da bilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2021'e girmeden önce de Spor Bakanlığımız ve Spor Bakanımız bu açıklamayı da yapmıştı. 2021 yılında 3000'e yakın daha önceki yıllarda alındığı gibi bir antrenör alımı yapılacak. Bunlar da illerin branşlarının taleplerine göre. Yani Ünye adına mesela ben eksikliğini gördüğüm işte sizinle de işaret yapmıştık. Karate, jimnastik bir yani jimnastik hocasının çok ihtiyacının olduğunu görüyorum. Çünkü anaokullara girilmesi dediniz ya. Evet. Ben şimdi orada sizi bölmek istemedim. Biz anaokullara da gittik. Özel anaokullara da gittik çocuklarımızı teşvik etmek. Hatta ferdi diğer kulüp antrenörlerimizi ve beden eğitimi okullarında okuyan diğer milliliği düzeninde olan sertifika alan arkadaşlarımızı kısmen anaokullara gönderdik. Bir takım çalışmalar da yaptık pandemi öncesinde. Burada da yani talepler de var. Bazı velilerden de çok şimdi biz de Ünye'li olduğum için çoğu velilerle işler yapma durumumuz olabiliyor. Yani devamlı işte merkez oturduğumuz kalktığımız sosyal kültürel faaliyetlerimizde bu talepleri görüyoruz. Bununla ilgili talebim oldu. Tenis hocası talebim hani öncelikle ama diğer branşlardan da yine kısmen ikincisi, üçüncüsü istendi. Peki hocam tenis kordumuz var mı Ünye'de? Var. İki tane Cevizdere'de var ama sel afeti yaşadığı için şu anda atıl durumunda orada bir su drenaj işimiz vardı. O iş için yani burada da belediyemize, belediye başkanına çok teşekkür ederim. Onların destekleriyle altyapısını yaptırdık. Şimdi il müdürlüğümüz işte geçen hafta cuma günü bugün bilgisini verdik. Önümüzdeki günlerde onun atıl olan tenis kortumuz yapılacak. Bir de ayrıca bizim il müdürlüğümüze bağlı ayrı bir müdürlüğümüz var. Aynı böyle hareket ettiğim tarzı sosyal kültürel faaliyetler yapan gençlik merkezi müdürlüğümüz var. Onun da çevre düzenlemesine gençlerimiz kullansın diye şu anda bitmek üzere. Bitti sayılır. Bir
ek uzatmalar yaptık. Bazı taleplerimiz oldu müteahhitten. Orada da bir tenis kortumuz var şu anda. Şimdi müdürüm, biz Türkiye olarak, hele hele de Anadolu olarak daha yeni yeni sporun hayatın bir vazgeçilmezi olduğunu, nasıl ki yemenin bir öğle yemeğine ihtiyaç olduğu gibi sporun ihtiyaç olduğunu yeni yeni anlamaya başladık. Evet. Ve bu nebzede de spor salonlarına veliler müracaatlar yapması gerekiyor. Evet. Ve onların belki de spor çocuğunu bir spora yazdırıp spor yapmasını gerekiyor. Ben hiç sporun içinde bulunmayan bir vatandaş olarak çocuğumla geçerken Ünye Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tabelasını gördüm. İçeriye girdim. Ve ben nasıl karşılanıyorum? Ve spora nasıl yönlendiriliyorum? Bir veli olarak soruyorum. Bir veli olarak yani zaman zaman bunları ben kendim de birebir görüşüyorum. Yani bunu tuhazilik yapmayacağım. Açık ve net söylüyorum. Çünkü direkt mesela bir antrenörle karşılaştığı zaman veli hemen yazdırıp gidebiliyor bazen çocuğu. O çocukla biraz dokunuşlar yapmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Bir dokunuşlar, bir yönlendirmeler. Asıl değinmek istediğim konu buydu. Ben, evet. O konuya ben bir hassasım biraz. Yani ben, evet. Tabii biz şimdi bürokrat olarak her zaman bulunamayabiliyoruz. Karşılayamayabiliyoruz tabii velilerimizi. Denk geldiğim zaman birebir dokunuşlar yaptığımı biliyorum. İlçe Spor Müdürlüğü'ne giriyor bir velimiz. Orada hemen bizim kapıda görevlimiz var. İşte buyurun hoş geldin diyor. Tabii faaliyetler varsa orada biraz temizlik elemanında şeyde eksiklerimiz olabiliyor. Faaliyetler olduğu zaman belki karşılanmıyor da olabilir. Şimdi yani orada da hoş şey karşılanayım mı? Yani hoş, tabii yani şöyle. Tabii. Ben kesinlikle bir ticarethaneye girer benim, gibi. Ya, mesela hayır, ayakkabı hayır, alacağım. Hayır, mağazaya girdim. Ayağa kalkılıyor. Hoş geldiniz deniliyor. O benim hassas. Yönlendiriliyor. Benim bu şekilde karşılanıyor mu? Benim sormak istediğim benim o hassas noktam. Tabii yeni atanan arkadaşlarımız bazı ilk kafadan bu hassasiyetleri giderememiş olabilir. Bazen benim tenkitlerimi de görmüşlerdir ama geliniyor. Buyurun. İşte çocuğumu bir spora yazacağım deniliyor. İşte tabii antrenörümüze soruyor. Ne istersin? İşte veli soruyor. Çocuğun önüne geçiyor. Tabii onlarla karışıyoruz. Ne var mesela gibi. Şu var. Ondan sonra biz velinin önüne geçerek çocuğa ufak dokunuşlar yaparak yönlendirme yapıyoruz. Yani o konuda sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Tabii hiçbir bir tepki de almadım. Yani ben bir vatandaş olarak soruyorum. Yani sadece bir soru. Teşekkür ederim. Öğrenmek istediğim evet, konu buydu. Anladım. Çünkü gerçek. Ben şöyle diyorum velilerimle toplantı yaptığım zaman, sizin dokunmaya kıyamadıklarınızı bize emanet ediyorsunuz. Yani canlarınızı bize emanet ediyorsunuz. Yani, onlar yani. Artık bizim canımızın canı oluyor. Biz onlara her şeyi vermek zorundayız, gülmek zorundayız, onları okşamak zorundayız. Onları iyi bir birey yetiştirmek de antrenörlerin görevi oluyor bundan sonra artık. Şu cümlenizle yüreğime girdiniz. Belki de soracaktınız ama dayanamadım. İnan önce de konuşmuş olmayayım. İşte ilçe spor müdürlüğünün esas amacı, ben bu duyguyla bakıyorum. Bir veli oraya geldiği zaman, yani çocuğum spor, biz veyahut da çocuk sporcu olsun, dünya şampiyonu olsun, Avrupa şampiyonu, benim bak belki hassas nokta müdür olarak konuşmam, kurduğum cümleler. Benim esas amacım çocuğu orada bir dünya şampiyonu olsun, bir işte başarılar alsın, önceliğim değil. Benim önceliğim, şu duygum şudur. Bu kuruma çocuklar 5 yaşında giriyorlar. 16-17 yaşına kadar bu kurumla ilişkililer. Bundan önce neyle ilişkililer? Milli eğitimle. Milli eğitimden kalan zamanda bizimle ilişkililer. Bu anlamda ben ilçe spor müdürlüklerini, yani genel olarak spor bakanlığını diyeyim, gelecek neslin, gelecek refah düzeyi yüksek olacağın bir ülkenin temel taşlarından bir kurum olarak görüyorum ben bunu. Bizim burada çocuklarımızı, yani hem sporu verirken, hem ahlaken, hem vatan millet duygusunu verirken, hem devlet imkanlarının sunmuş olduğu demir başlarını koruyup kollarken, kollamak gerektiğini verdikten sonra bu çocuklarımız başarılı bir sporcu, zaten onların için hepsini başarılı sporcu yapamayacaksın ki. Burada esas olan o sporun başarısını alamamış olan sporcularımızı sonuçta bir okula yönlendiriyoruz. Bakın eskiden denirdi ki spor yapılan çocuklar başarı alamaz. Emin olun Türkiye şampiyonları, işte grup şampiyonluğu alan, Avrupa şampiyonu olan, Balkan şampiyonu olan çocuklarımıza bakın. En azı teşekkürlük. Takdirli, hepsi takdirlik, bir de hepsi teşekkürlük. Şimdi çoğunluğu.
Ve bu çocuklarımız sonrasında sivil hayatına girdikleri zaman hiçbir şey olmasa bunlar yarın bugün anneleri babaları olacaklar. Bilinçli bir birey olacaklar. Ben bu duygu düşünceyle bakıyorum. Hiçbir şey yapmasa sporla ilişkileri oldukları halde bir seyirci olacaklar. Tribün terörü diye bir şey kalkacak. Bu duygularıyla bakıyorum ben. Kesinlikle ve şöyle bir şey müdürüm. Ben hep diyorum sporcularıma siz sokaktaki şu anda gezen işte Ünye'den bahsedelim. Ünye'nin nüfusu 100 binse bunun yaklaşık 15 bini çocuk mudur? Yani. 15 bin çocuktan değerlisiniz. Evet. Çünkü siz zamanınızı sokakta gezmek yerine aynen, eğitimle harcıyorsunuz. Aynen. Siz çok kıymetlisiniz. Aynen. Yani onun için bu kıymetli olduğunuzu insanlara sokakta hissettirin. Nasıl hissettirin? Davranışlarınızla, oturmanızla, konuşmanızla, kalkmanızla, aynen, saygınızla. Ha, bu çocuk spor yapıyor. Ben aynen, niye göndermeyeyim desin. Siz örnek olacaksınız. Biz aynen, değil diyorum çocuklarıma. Aynen. Sporcularıma hep bunu söylüyorum. Son bir şey müdürüm. Artık bu programımız bizim 45 dakikaydı. Saate ulaştık. Öyle mi? Evet, saate ulaştık. Şöyle, Ünye'de zaten birçok cevabını verdiğiniz zaman gençlik spor denildiğinde gençler için bu ne ifade eder? Siz müdür olarak gençlik sporu bu gençlere nasıl anlatırsınız? Yani biraz önce kısmen ona değindim. Bir kısmına değindiniz. Değindim. Gençlik spor benim için işte biraz önce onu dedim ya, onu izah etmeye çalıştım. Geleceğindeki sağlık, geleceğindeki mutluluk, geleceğindeki devlet, geleceğindeki aile kurma yolu, geleceğindeki ibadetindeki o hassasiyet, geleceğindeki kişiliğinin oturması, yani daha da açabiliriz. İnsan olmanın yolu bence Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü. Bunu da nereden, bak şöyle kısa değinebilirim, biraz önce belki unuttum. Antrenörlerimize ben her zaman şunu derim ki arkadaşlar, çocuklarınızı alıyorsunuz salonlara. Açma, germe, ısınma, haydi branşına göre çalışma değil. En azından antrenman sonrası ve öncesi bir 5 dakika teorik. Vatan, millet, Sakarya. Artık siz açın. Çocuklarımızı doldurun. Saygı, sevgi. Hele şu dönemde sevgi, çok lazım. Tabii saygı, büyüğünü sevgi, bilmek, küçüğünü bilmek. Eğitimi. Yani anlatabildim. Yani açabiliriz yani. Yani ben iki kelimeyle kapatmak istedim. Zamanımız yok diye. Evet. Teorik dersler, konuşmalar, dokunuşlar yapmayı kesinlikle unutmayın derim. Benim olmazsa olmazımdır bu. Bunu özel kulüplerde genelde çoğunlukla yapılıyor. Yapılıyor ben tabii. Ben hatta şöyle bir şey yapıyorum. Tabii bunu herkes yapar yapmaz. Yılda iki sefer çocuklara karne tatilinin ertesi günü velilerimizle birlikte 150-200 çocuk ve veliyle birlikte kahvaltı programı yapıyorum. Buraya bir tane diyetisyen, bir tane uyku düzeni sağlayacak psikolog, evet, bir tane de spor uzmanı davet ediyorum. Evet. Kahvaltı sonrasında yarım saat çocuklara bu yaşamlarıyla ilgili, sporun onlar üzerindeki etkileriyle ilgili sohbet ediyoruz ve bu arada veliler çocuklar nasıl besleneceğini tabii öğreniyorlar. Tabii ki, tabii, tabii. İkincisi, mesela üniversiteyle, Ordu Üniversitesi'yle defalarca yaptık bunu. Spor ve bayrak sevgisi diye konferanslar düzenledik. Yani tabii, bu güzel tür faaliyetler aslında yapılmalı. Spor Bakanımız bu konuda aslında çok güzel çalışmalar yapılıyor, gerçekleştiriyor. Gençlik Merkezi bünyesinde çok yapılıyor. Gençlik Merkezi bünyesinde işte Spor Bakanlığı yine gençler üzerinde tabii, tabii, ama bunlar daha çok STK'larla işbirliğiyle yapılırsa yani, daha çok ses kesilir. Çünkü tabii, Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptığı kendi sporcuları içerisinde kalıyor. Ama bunu işte bugün STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının birçoğuyla ortaklaşa yapılırsa, Kızılay gibi işte isim veriyorum gerçi, bir mahsur görüyorum. Evet. Kızılay çünkü bir devlet tabii, kurumu tabii, olduğu yani, için yani, yapılırsa daha çok ses getireceğini inanıyorum. Evet müdürüm, katıldığınız, onur ettiğiniz son sözlerinizi alıp programı kapatmak istiyoruz. Son sözlerimi şöyle diyebilirim. Bu yapmış olduğumuz çalışmalarda, çocuklarımız için yapılan her projede maddi manevi desteği olan devlet büyüklerime, il spor müdürüme, spor bakanıma, beraber çalıştığım antrenörlerime, çalışanlarıma, hizmetli kadrosunda olan arkadaşlarıma ve özellikle de bu şu pandemi döneminde her zaman kamuoyuna ve çocuklarımıza dokunuşlarınla bize destek olan Ünye Belediye Başkanımız ve Ünye Kaymakamımıza teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Evet, sayın seyirciler, bu akşamki konuğumuz Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Aydın Kuyumcu'ydu. Haftaya bir başka programda bir başka konukla aynı saatte birlikte olacağız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.